yaparlar. Hı hı. Diğer taraftan aldığımız eğitim ve deneyim dediğimiz, hı hı, içinde yaşadığımız kültür. Diğer taraftan tabii ki genetik olarak, yani biyolojik kısmımızda. Hı hı. Şimdi mesela gaz sorunuyla işte çocuk çok sancılı, çok ağlıyor. İşte hı hı, kesinlikle yani böyle idare edilebilecek gibi de bir süreç yok. Yani genelde ilk bebek ya da ikinci bebek çok da fark etmez. Anne baba da çok daha tecrübesiz. Hı hı. Ve sürekli işte şey olabiliyor. Yani işte bu çocuk yine ağlıyor, yine uykusuzuz. Hı hı. Zaten insanlar dinlenmediği zaman da sinirini kontrol etmesi ya da her seferinde aynı sabrı göstermesi, hı hı, çok da mümkün olmayabiliyor. Evet. Onun için erken teşhis dediğin gibi, hı hı, diğer taraftan ve çocuğun aslında içinde bulunduğu duruma empati yapabilmek. Yani hı hı, ebeveynlerin de kendini birazcık o şekilde düşünmesi. Hı hı. Yani daha konuşamıyor, ne olduğunu da anlatamıyor ve sürekli bağıran bir bebek. Yani hı hı, burada yaptığı, yani bilinç düzeyinde olan istediği, yani sadece acısı var ve acısını durdurmak istiyor. Hı hı. Yani birazcık ebeveynler anne baba olarak, yani çocuğun ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlayabilirlerse o zaman biraz daha sabırlı olabilirler diye düşünüyorum. Hı hı. Tabii şeyler, kişilik ne zaman gelişmeye başlar? Hı hı. Farklı kuramlar farklı şeyler söylüyor. Mesela ego psikologları kişiliğin doğumdan başlayarak ölüme kadar olan, hı hı, süreç içerisinde geliştiğini söylüyorlar. Diğer taraftan mesela psikanalitik ekol bunun 0-6 ya da 7 yaş arasında, hı hı, yani işte Freud'un psikoseksüel gelişim dönemleri içerisinde kişiliğin, hı hı, geliştiğini savunuyorlar. Diğer taraftan davranışçılar işte bizim kişiliğimizin aslında çevreden aldığımız uyaranlar ve işte verdiğimiz tepkiler olduğu ve bunların işte biraz da öğrenmeyi katarsak bunun üzerine işte öğrenilmiş bazı faktörler olduğunu söylüyorlar. Zaten fenomenolojik yaklaşımda işte gene bazı nedenler ve sonuçları olarak bakıyor. Varoluşçular ya da hümanistler bunlar çok farklı, işte yalnızlık, çaresizlik falan olarak bakıyorlar.